Bu videomuzda ahududu, diğer adıyla frambuazın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ahududu, frambuaz, sultan böğürtleni ve ağaç çileği olarak da bilinmektedir. Kendi kendine yetişen ahududu, kırmızı renkte, güzel kokulu ve sulu bir meyvedir. Yaz aylarında oluşan meyveyi sık sık tüketerek ahududunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Ahududunun faydaları nelerdir? Kanın temizlenmesini sağlayan ahududu, vücuttaki toksinleri de dışarıya atar. Şeker ve böbrek rahatsızlığı bulunanlar, ahududuyu taze olarak tüketebilirler. Ahududu meyvesi yendiğinde vücuda zindelik verir. Dokuların güçlenerek sıkılaşmasını sağlar. Ateşli hastalıklarda kullanılan ahududu, ateşin düşmesine yardımcı olur. A vitamini açısından zengindir. Verem, anemi ve romatizma hastalıklarında şifa kaynağı olur. Kabızlığın giderilmesini sağlarken idrar söktürür. Ahududunun çiçekleri kaynatılıp gargara yapıldığında diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Ahududu ile maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesi sağlanır. Ahududu ile yapılan şurup tatlılarda kullanılır. Lösemi rahatsızlıklarında etkilidir. Ahududu ne kadar yenmeli? Ahududuyu günde 5 ile 6 tane yiyerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Yüksek lif içeren ahududu meyvesi, obezite hastalarına özellikle tavsiye edilir. Ahududu yaprağı çayının faydaları. Kanın temizlenmesini sağlar. İshalin kesilmesinde etkilidir. Ahududu yaprağı çayı içildiğinde boğaz ağrılarını dindirir. Bronşiti hafifletir. Ahududu çayı ile ağız gargara yapıldığında diş etlerinde oluşan iltihaplanmalar hafifler. Ahududu yaprağı çayı nasıl yapılır? Kurutulmuş ahududu yapraklarını un ufak parçalayınız. Bir çay kaşığı ahududu yaprağını soğuk suda 1 saat bekletip 1 fincan su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra 5 ile 10 dakika ılımasını bekleyip çayı süzün. Günde 3 bardak ahududu yaprağı çayından tüketebilirsiniz. Ahududunun zararları. Ahududu meyvesini ve ahududu çayını düzenli ilaç kullanıyorsanız hekiminize danışmadan tüketmeyiniz. Midenizde yara veya mide ülseri hastalığınız varsa ahududu meyvesi tavsiye edilmemektedir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.